Kızım nerede kaldı bunlar ya? Allah Allah, yok mu gelen giden ya? Yok, yok. Lan oğlum nerede kaldı diyeceğine biriniz yanımda durup oyalasaydı o zaman. Belki eve gitti kız. Kesin gitmiştir bu arada. Çünkü ben böyle bir ortamda doğum günü kutlayacağım ama eve gidip köşküsü oturmayı tercih ederdim. Ay yurtuna bak ya. Nesi varmış ortamın? Lütfen çağırın. Ya şuraya bir bakar mısın? Sence Hazal Hanım için yeteri kadar gösterişli ve havalı mı? Ege. Ya Ege. Ege bir açıklayabilir miyim artık? Hiç yani? Gerek yok Hazal'cığım. Ben seni gayet iyi tanıyorum. Hiç gerek yok. Vay, enerjim düştü ya. Hadi. Vay. Araba kuş o zaman. Sıla. Şam şeytanı seni. Konuşuyor da. Ali açmıyor. Abla bir şey diyeceğim ya. Bunlar yine bir kavgayı falan tutmuş olmasınlar sakın. He? Yok be kızım ya. Kapanma gitti o konu. Sen gitti mevzu. Bir şey olmaz. Kızın doğum gününde eğer Ali bir dangalaklık daha yaparsa Mavi bir daha onu asla affetmez. Ben sana... Şu ağzını bir kere ayrı aç be. Maşallah dedin üç gün yaşamıyor kızım senin he. Bir ayrı aç artık ya. Habire kötü olaylar, kötü olaylar, kötü olaylar. Nereye? Ne nereye Zeyno ya? Sokuyorum sokuyorum nefok doğumun ondan sonra nereye gidiyorsun diyor. Meraklandım gidip bakacağım. Allah Allah ya. Ya çağırın. Ya Ege ya. Acaba. Ya çıktım ya. Buyursunlar, doğum günü kızları önden. Teşekkür ederim. Ya sen hala beni şaşırtmaya devam ediyorsun gerçekten. Galiba sen öyle göründüğün gibi şey biri değilsin. Ne biri değilim? Şey, duygusuz, ruhsuz, umutsuz. Tamam yeterli. Bence yani evet, göründüğüm gibi biri olmayabilirim. Daha sıfır mıydı gerçekten? Hı. Sinsi, güvenilmez. Kafi. Bıraksan devam edecek misin? Edeyim mi? Ay, etme. Esme. Mavi? Ali nerede? Bilmiyorum ki. Seni arıyordum. Yani biz Berk'le sınıftaydık. Görmemiştir belki. Anladım. Anladım. Şey yapalım. Sen burada bekle beni. Bir Ali'ye bakayım alayım. Gelin ama bekle burada. Sebep? Sebep yok. Yani her şeyin bir sebebi olmak zorunda değil hayatta. O şuradaki niyet. Niyet önemli. Ben geliyorum. Ne oluyor sence? Ali su kaynatıyor diyelim. Geç çek, otur. Otur şuradan da geç. Hayırdır oğlum, ne oluyor sana? He? Abi aramaya diye çıktın, yoksun ortalıkta. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kendine gel. Abi bekle. Sınıftalar. Berk benden önce kutlamış doğum gününü. Bir de almış en güzel hediyeyi, ne sıkkım aldıysa. Oğlum bak, sen hararet yapmışım. Motoru bu kadar bağırttırma lan, kapat. Biraz su at da böyle. Kalk hadi lan, kalk. Kalk. Ali kalk. Ali. Benim hevesim kaçtı. Benim hevesim kaçtı vallahi. Vallahi benim hevesim kaçtı. Oğlum. Oğlum senin. Ne hevesin? Kaçtı böyle ha? Ali. Oğlum bir şey mi gördün? Bir şey mi duydun? Bir şey mi biliyorsun? Bak varsa bir bildiğin bana da anlat. Tutma oğlum içinde. Dert olmuş belli, anlat oğlum. Bak o Pamuk Prenses mevzularsa. Oğlum kapa cisim, Allah kabak tadı verdi ya. Boş ver ya. Boş ver oğlum, hadi aman. Sarıldı ya Berke.
Oğlum kızın doğum günü değil mi? Doğum günü. Hediye ver işte, saracak. Ne yapsın kız, döksün mü onu lan? Sen güvenmiyor musun abi? Oğlum hadi ya, Allah Allah. Ben Berk'e güvenmiyorum oğlum. Berk'e güvenmiyorum ben. Ben Berk'e güvenmiyorum. Bak. Bir şey var. Bir şey var. Berk'in Mavi'ye bakışlarında bir şey var. Bir kaç kere yakaladım ya. Peki. Peki. Ben bunu. Peki. Peki. Mavi. Mavi oğlum, Mavi. Mavi de aynı. Bak Rus eyvallah. Ne halleri varsa görsünler. Kalk gidelim lan. Yarım doğum gününde kutlamasın hala. Kalk. Ama diyorsan ki Mavi hala aynı Mavi. Gir şu uçarı, kız arkadaşının doğum gününde o benim canım sıkma. Kendine gel lan. Kendine gel artık. Toparla lan. Oğlum ben öyle de böyle de senin yanındayım. Biz bir yola beraber çıktık hali. Ben unutmadım ama. Ama kendine gel. Hı? Hı? Aferin aslan. İki doğdum Mavi. İki doğdum Mavi. İki doğdum, iki doğdum. Bunca yıllar sana. Sarıl. İki doğdum. Teşekkür ederim. Bize de. Hep birlikte mi? Hep birlikte. Siz de gelin dersin. Hoşlanmıyorum böyle şeylerden ama. Sağ olun abi. Teşekkür ederim ya. Gerçekten çok şaşırttınız beni. Ne diyeceğimi bilemedim. Sen dilek tuttun mu? Ay tutmadım. Nasıl tutmazsın? Ama şimdi tutsam kabul olur mu? Olur tabii. Benim için de tut. Kız sıkı tut. Tutuyorum. Sıkı tut. Tuttum. Tuttun mu? Şimdi o tuttuğunu bırak. Dönerse senindir, dönmezse senin hiç olmamıştır. Allah'tan mizahtan anlayan bir kadın var da gülüyor. Helal sanattan. Tuttum, şey yaptım. Ne bakıyorsun gülüm? Evet. Yüzün bakmış bakmış kararmış, çok yakışıyorsunuz. Vay sağ ol canım benim, biz de biliyoruz yakıştığımızı vallahi. Vallahi. Yalnız ben sizin için aynısını söyleyemeyeceğim. Hani yani galip ben de muteh de yani bağlamalar falan ne bunlar ya? Evet. Çağrı muhabbetiniz bittiyse hadi pasta yiyelim değil mi? Berk gelsene abi, sen de ne duruyorsun orada? Yok biz Mavi'yle hallettik o işi. helal. Bu bayağı güzelmiş. Pişman olursun. Afiyet olsun. Sen benim yerime de. Herkesin yerine yerim. Gerçekten herkesin pastasını yiyebilirim. Mümkünse herkes kendi pastasını yesin Mavi'cim. Ege paylaşmayı sevmiyor. Güzel, bu yeter. Biz ikimiz yeriz. Ali hadi. Hediye. Susana. Gözünü kapa. Ne oldu? Kapa kız. Ya kapasana kızım, Allah Allah. Sakın açma. Tamam. Aralıktan da bakma ya. Bakmıyorum. Ali. Bekle. Tamam ya, Allah Allah. Bir dur kızım Allah. Ne sabırsız çıktın ya. Tamam hadi. Ali. Aç. Açma sakın. Ali. Hadi ya. Ay hadi. Sürpriz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Benim mi bu? Güzelmiş, teşekkür ederim. Gerçi biz bazı arkadaşlar gibi hani Ali'cim düşünmüş, hani içinden gelmiş. Ya tabii bazı arkadaşlar var, hani adını vermek istemiyorum ama sevgililerine su araç alıyor. Ne var Zeyno, konuşayım artık. Yani içimde biriktire biriktire. Allah Allah. Gerçi nerede o diğer mikrop? Nerede o Hazan? Kız mikrop. Mikrop! Nerede? Oradayım. Allah seni kahretmeye. O nasıl bir geliş kızım mikrofonla bir de? Çekin şöyle. Çekil. Hazır hepiniz buradayken, hepiniz bir aradayken sizi biriyle tanıştırmak istiyorum.
Evet. Kendisi zamanında çok hatalar yapmış. Sen de olabilirsin. Senin de hataların büyük şimdi, öyle bana bakma. Ama bu Şam şeytanı da olabilir. Böyle mi? Hepinizi çok üzmüş. O zaman sensin bu. Kesinlikle sensin. En çok da kendisini üzmüş. Ha, bu ben olabilirim. Ama başına her gece yastığa koyduğunda vicdan azabından uyuyamamış. Yok, ben o kadar ferah uyuyorum ki. Vallahi şuram, bak çok özür dilerim Duru. Ya şuram o kadar rahat ki. Vicdan pamuk şeker gibi düşün ya böyle. Arabi susar mısın? Susar mısın lütfen, rica ediyorum. Tamam, olmuş. Sustum, olmuş. Evet, nerede kalmıştık ha? Hakkaniyet, işte kendi açından bir şeyler anlatıyordun. Artık hatalarından ders çıkarmış. Önemli olanın sahte, yalan ilişkiler değil, gerçek samimi dostluklar olduğunu anlamış. Aslında maddiyatın değil, maneviyatın gücünü anlamış. Evet, maneviyatın. Ve karşınızda şimdi hepinizden tek tek özür dilemek için burada. İşte karşınızda yeni Hazal Küçük. Güzel tırat ama inanmadım ben. Hadi bisiklet kullanalım. Hadi. Abi, hadi tut ucundan hadi. Ya bir dakika daha bilmedi. Özür dileyeceğim daha hepinizden. Gel. Ya Aram, biz aynı semtin çocuklarıyız. Ali ayıp oluyor ama. Hazal'cığım fazla mı zorluyorsun ha? Bak herkes. Hayır, zorlamıyorum. Gerçekten. Ben isterim ve çok samimiyim Ege. Çok samimiyim. Lütfen ya. Bari sen inan bana. Ya değiştiğimi gösterebilmem için sen bana bir şans versen. Artık hayatın maddiyat üzerine kurulu değil diyorsun yani. Değil. Gerçekten değil. Umurumda olmaz. Ama para olmayınca oluyor da. Sen olmayınca olmuyor belki. Gerçekten mi? Gerçekten. Hazal'cığım, sen parasız 3 gün bile yaşayamazsın. Yaşarım. Umurumda olmaz para filan. Çok da mutlu, mesut yaşarım. Yaşayamazsın. Yaşarım. Göreceksin ya, yaşayacağım. Yaşayamazsın. Yaşarım, göreceksin. Göreceğiz. Evet, göreceksin Ege'ciğim. Göreceksin. Hepinize güzel güzel göstereceğim. Hepiniz göreceksiniz. Mutlu mesut yaşayacağım parası. Al sen de çayını. Lan sen büyüdün de babamı olacaksın. Ya ne yapayım? Ya yaktın beni. Ya bir dur elini ayağını. Ya vallahi sen katilsin. Bütün hevesimin katilisin sen ya. Mutluyum oğlum. Ya bırak da biz de mutlu olak azıcık ya. Ya yok sana çay. Bütün elimi yaktı ya. Al abi şunu al. Ya vallahi. Bilal bak, ben sana ne diyeceğim. Heh. Sen çok güzel baba olacaksın ha. Öyle mi diyorsun? Olur mu ki ya? Olur tabii, anlaşılır o. Bir baba hali gelmiş sanırım. Geldi. He. Ya şey diyorlar ya hani, kız olacaksa babanın yanakları pembeleşiyor diye. Hadi ya. Neyse, bir baba şakaları da gelmiş. Bakıyorum. Espri olarak işte yani, şaka diye. Ondan. Kado, bir kurban kesek ya. Hayırlayalım şu işi, ha? Kesek tabii la. Dedesinin koçu geliyor oğlum, koçu. Kesek. Ya sen nereden biliyorsun erkek mi geliyor, kız mı geliyor? Boş boş konuşuyor. Şey oluyor insan. Biraz karışıyor falan da. Sen yüzün. Ya Kadıcığım, ne oldu şimdi? Ha?
Bak sen beni dünyanın en iyi, en mutlu insanı yaptın. Sen ağlıyorsun. Kurban olayım, yapma böyle şimdi. Kado. Berk. Ha? Ne haber? İyi. Akşam bana gelsene, takılırız. Allah Allah. Allah Allah. Senin ev... Hazal küçüğe rezerve değil miydi Forever? Değilmiş işte. Ha. Okey, tamam. Tabii bu ara Hazal Hanım kendisiyle meşgul, kişisel gelişim falan filan bir şeyler, büyük değişim peşinde. Doğru. Ya. Peşinde. Ama Hazal değişmez bro. Yani keşke değişse de değişmez. Sana soru. Peki. Sen şimdi. Evet. Bu kıza gerçekten aşık mısın? Yani aşığım da aptal değilim yani sonuçta. Neden benimle olduğunu biliyorum. Öyle olacağına da hiç olmasın değil mi? Yani tabii o kadar katı olma bence. Ama ne derler bilirsin. Ne derler ya? Ne derler? Ha, değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Tabii bu Hazal için geçerli mi bilmiyorum ama yani herkes değişir. İşte düşünceler, duygular zaten değişir. Ama insanın karakteri değişmez ki bro. Doğru dedin. O konuda haklısın. Çok haklısın. Haklıyım. Allah haklısın. Haydi binsene. Ya ben ya düşersem ya unuttuysam... Çünkü ben en son 7 yaşında bindim de. Düştüm, kafamı patlattım. O yüzden anneannem elimden aldı. Ya bisiklet sürmeyi bir kere öğrendim. Öyle kolay kolay unutamazsın. Hadi. İyi, tamam. Şu tutar mısın? Tamam. Tamam. Ay. Ay inşallah düşmem. Yaptım. Ay. Yalnız çok kurcalamazsan sevinirim. Mavi ile aramızda özel bir durum çünkü. Oğlum Mavi ile senin aranda tek özel şey ben olabilirim gerçekten. Ben neyi fark ettim biliyor musun? Sen hayatında ilk kez benden korkuyorsun. Ne korkacağım oğlum ben senden? Söyleyeyim. Mavi senden kapmamdan korkuyorsun. Elinde tuttuğun hediyeden bile korkmuyorsun. Ha bir de şeyi de hatırlatayım. Mavi şey demişti. Hayatımda aldığım en güzel, en değerli hediye demişti. Zaten sen de bunu duymuşsundur. Aa. Sen kimsin? Senin aldığın hediye özel olacak. Ha. Ha. Hemen soralım. Hemen soralım. Bisiklet mi? Bu mu diye bir soralım Mavi. Mavi! Kes. Bak cevabını duymaktan bile korkuyorsun. Mavi'cim! Ne Cim lan? Cim. Cim şey. Cik'in iyilik eki almış hali. Yalnız ona bak elindekini bir şey yaparsan fena yaparım ben seni. Başlarım lan seni beni. Ne yapıyorsun lan? Mavi'den uzak duracaksın. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Uzak duracaksın madem. Ne yapıyorsun lan sen? Alo! Ne yapıyorsun lan? Lan! Ben! Lan lan lan! Ayrıl! Ayrıl lan! Sakin! Lan lan! Ne oluyor? Al şunu ya! Al! Sorun ne abi? Ali Bey kız arkadaşını benden kıskanıyor. Of! Korkma la, çalmazlar sevgilini. Berk'imin tipi de el. Uzak lan sevgilini. Korkma la, atmazlar sevgilini. Alemin tipi değil. Hayırdır lan? Hayır, dur. Ne oluyor? Hayır lan. Dur. Hayır lan. Dur. Ne oluyor burada ya? Ben açıklayayım. Ben yani bu... Ya at... Hediyeyi attı, fırlattı çamura. Böyle mahvetti, şöyle bir şey oldu.
Yani sırf beni kıskandığı için yaptı ya da seni ya. Bu da böyle bir çocuk işte ya. Bu böyle olmuş. Oğlum bak ben senin niyetini biliyorum. Ha. Bana anlatma. Senin o kötü niyetini alır. Devam et. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Neden yapıyorsun bunu bana? Bak Mavi. Berk bir şeyler karıştırıyor. Senin peşinde uzak duracaksın ondan bu kadar. Duracaksın. Sen benden uzak duracaksın. Çünkü ben artık seni tanıyamıyorum. Onun adına ben senden özür dilerim Berk'cim. Mavi. Mavi. Fark ettiysen Jim dedi. Git lan. Git. Gidelim Berk'cim. Berk. Gelsin ha. Hayvan ola. Berk'cim dedi Allah. Yani. Berk'cim. Hayır tut. Sen ne yapayım? Öyle. Git. Gidelim Berk'cim. Allah Allah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum öyleyse varım. Şaka şaka. Ya işte bu annemle babamı nasıl bir araya getireceğimi düşünüyorum. Hı. Az tatlıya kafanı aça. Sen ne bana yardım edecektin? Ne oldu? Ne oldu? Ya ben... Ben Derya teyzeye ihanet ediyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ya ben bu işe hiç bulaşmasam. Derya teyzen seçimi ne? Yaptı Zeynocuğum. Ne yaptı? Gitti Kenan amcayla evlendi. Ya tamam da benim kafamda bazı şeyler hala net değil. Bence bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Peki benim bildiğim bana yeter. Babamın hali de ortada zaten. Nereye ya? Nereye? Düşünmeye, taşınmaya, böyle bir çıkar yol aramaya. Gerçi bu kafayla ne kadar yol arayabileceksem. Ya uf, tamam. Dur. Şöyle yapacağız. Onları ilk tanıştıkları, birbirlerinden ilk etkilendikleri, böyle ilk birbirlerine aşık oldukları ana geri götürebilirsek... Aşkları yeniden alevlenir. Evet. Oo. Çok iyi, daha iyice. Genius, çok iyi. Ya. Ben bayılıyorum ya sana. Ya ne yapıyorsun? Okuldayız ya farkındaysan. Dikkat, dikkat. Pardon. Çok pardon, rahatsız ediyorum. Overlock duyurusu değil. Şaka bir yana. Buradaki hanımefendi... Ben bu hanımefendiyi çok seviyorum. Ve kendisi şu an okulda olmamızdan birazcık rahatsızmış. Ne olur kusurumuza bakmayın. Seni çok seviyorum. Tamam. Ha? Ben de seni. Bu arada bir şey diyor. Duyabiliyor muyuz ben? Bir daha alabilir miyim? Ben de seni diyorum. Of. Kuşlar daha çok ses çıkarıyor sabah. Ben de seni seviyorum diyorum. Sağ olun rahatsızlık verdik. Kusura bakmayın. Dur cüzdanımı unuttum. Kesin ver cüzdanımı ya. Ne iyi ki vazgeçmemişsin sen. İyi ki. Nefret ediyorum bu mahalleden ya. Gerçekten ben dayanamıyorum artık ya. Of. Ay neyse Hazal. Topla kendini Hazal. Evet. Buradan kurtulabilmen için bu mahalleyi seviyor gibi yapman lazım. Ege'yi değiştirme ikna etmem gerek benim. Bunu yapacağım. Of. Ay hello arkadaşlar. Uzun zamandır storylerime ara vermiştim. Ay beni özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu arada hayatımda çok şey değişti. Her şeyden önce ben değiştim. Evet, hayata bakış açım değişti. Arındım, yenilendim. Bu arada taşındım. Evet ve çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Karşınızda tozlu yaka. Evet, benim güzel... Mütevazı mahallem. Ay ne güzel. Şirin mahallem. Çok güzel, çok güzel. Bakın amca. Bakın. Bakın evler. Güzel.
Çok tatlı, çok güzel. Çok şükür. Harika. Güzel baba. Sorun yok. Buradan belediyeye sesleniyorum. Bu güzel mahallemizin güzel sokaklarına güzel bir el atalım, değil mi? Bakın, ıslandım gördüğünüz gibi. Neyse sorun yok. Ben yine de çok seviyorum mahallemi, tatlış tatlış. Mahallemde ıslanmak bile çok güzel. Ya ama yeter artık ya. Gerçekten yeter ya. Siz benden her şeyi saklıyorsunuz ya. Ya bakın Mavi ile alakalı ne oldu artık söyleyin yeter. Bakın gerçekten yeter artık. Çatlayacağım. Oh be. Mavi. Berk'in hediye seni bu bisiklete tercih etti Zeyno. Tamam mı? Rahatladın mı oldu mu? Tam olarak öyle olmadı da. Nasıl oldu herif? Berk'in hediyesini tercih etmedi mi bu bisiklete? Ha? Şimdi sen Berk'in hediyesini fırlatıp atınca kızcağız da hani malum... Ne? Ne? Sen böyle bir şey mi yaptın Ali ya? Ya sana inanamıyorum ya. Gerçekten sana inanamıyorum. Az bile yapmış sana Mavi. Aferin Mavi'ye. Karamelem, Zeyno bak Berk'in ne yapmaya çalıştığını bilmiyorsun. Bilmeden de konuşma. Ben inan hiç Berk'in ne yapmaya çalıştığıyla ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren şey Mavi'nin ne hissettiği. Ya kendi ne kadar berbat hissetmiştir ya bir de doğum gününde. He, nasıl oluyor da her seferinde suçlu ben oluyorum ya? He? Ya Berk Efendi yapıyor, yapıyor. Sonra en sonunda bir de benim damarıma basıyor. Sonra ben suçlu oluyorum ya yine. Bana niye bağla bağla konuşuyorsun ya Allah Allah? Sanki ben yaptım sana. Olur sana içimi döküyorum. Tamam. Kardeşim değil misin sen benim? Sen de mi beni suçluyorsun? Söyle oğlum bak vallahi bir şey varsa söyle bileyim ya. Berk'in tarafını tutmuyorum. Eyvallah. Berk'le bir alakam yok. He. Ama kızcağıza yaptım. Yani yanlış. Şimdi kız haklı. Kız vallahi haklı Ali. Eyvallah. Mavi haklı. Karabeli haklı. Sen haklısın. Ya oğlum. Ben suçluyum. Ali. Bir tek ben suçluyum. Ya Ali bu ne olacak Ali? Şimdi başlatma suçluluğuna. İşte böyle. Ne oluyor buna ya? Harika. Ne oluyor buna? Ve sınıf arkadaşlarım da var mahallede. Aslında onlar benim arkadaşım değil. Mahalleden dostlarım. Ali'cim. Cim, Ali'cim. Selam çak hadi. Cim. Cim. Cim ne ya? Al. Gerçek bir dost böyle bir durumda ne yapar? Dostunun üstüne gitmez. Canı sıkkın belli. Konuşur, hallederiz. Hiçbir sıkıntı yok. Aa! Surprise! Surprise bakın. Ay benim kankitoşlarım da buradaymış. Zeyno, selam deyin. Hello deyin, hello. 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 Harika. Evet, harika. Onlar benim dostlarım. Şimdi dostlarla hasbihal vakti. Yani sohbet. Görüşürüz. Kızım senin neye kafasını yaşıyor ya? Sana ne oluyor? Ben anlamıyorum ya. Bakın şimdi ben sizinle açık açık konuşacağım. Oh, şükür. Benim bir süre sizin yanınıza takılmam gerekiyor. Neden? Yani, rahatsızlık vermeyeceğim gerçekten. Sadece birkaç video, belki birkaç selfie falan çekileceğiz. Bana bu kadar sefilken ve fakir, beş paranız yokken nasıl mutlu olabiliyorsunuz onu öğretmeniz gerekiyor. Hable vela kuvvete inna binna innazim. Allah Allah. Hazalcığım, bence sen vazgeç bu sevdadan. Çünkü sen parasız mutlu olamazsın canım benim. Mış gibi olmuyorsa da zorlamayız. Oluyormuşum gibi, mutlu oluyormuşum gibi. Ya arkadaşlar bakın gerçekten. Ya akşam neredesiniz onu söyleyin bari. Sen o yürü yürü. Ya Resulallah ya. Ya belgesel çekiyormuşum gibi düşünün. Sizi doğal ortamınızda gözlemleyeceğim. Arap hayvanıyla Zeyno hayvanı ilk önce avlanacak. Çok tehlikeli yaratık bunlar. Dikkat et avlanma. Haberin olsun. Sonrasında biz kış uykusuna yatmak için bu Arap hayvanıyla Zeyno hayvanı güzelce inlerine gidecekler. Ali'nin inine. Ha, doğru mu anladım? Akşam Ali'de buluşuyoruz. Değil mi? Zeyno haydi. Doğru anladım. Harika. Hoo, süper. Akşam sinema izleyeceğiz, film izleyeceğiz o zaman değil mi Ali'de? Evet. Anladım.
Baba. Hı. Nasılsın? İyiyim oğlum. Daha da iyi olacağım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor okul? İyi, aynı işte. Yapma. Ne yapma? Aynı deyince kavga mı ettiniz siz? Ya yok, ne kavgası? Yani böyle aynı deyince insan ürküyor biraz yani. Sen ne zaman dönüyorsun okula? Bak şimdi. Şurada iki gün mola verdim. O da gözünüze battı, öyle mi? Ya onun için mi diyorum? Ya ben seni eskisi gibi görmek istiyorum. Ben bu haline alışık değilim. Yani senin için endişelenmeye alışık değilim. Bir, benim için endişelenmeni gerektirecek hiçbir durum yok. İki, evet haklısın, biraz tembellik yapmış olabilirim. Zaten iki gün sonra çok önemli bir maçımız var. İdmanlara başlayalım biz. Ben belki bir arayayım. Dur. Dur bakalım. Ha Berk. Oğlum herkese haber ver. Yarın sabah 7'de idman. Yok, abartmıyoruz. Ya ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ya bak, önümüzdeki ay çok önemli bir kulüpten sizi izlemeye gelecekler. Ona göre bak. Ha. Ya bunun itirazı yok oğlum. Allah Allah. Bu konu tartışmaya kapalı. Anladım. Yani sabahın 7'sinde illaki asker gibi diyorsun. Anladım. Tamam. Ege yanımda komutanım. Emirlerinizi hemen iletiyorum. Sağ ol oğlum. Ne oluyor lan? Sabah 7'de askeri alıyorlar biz bro. Önder komutan aradı. Of. Hayır ya. Haftaya maç var tabii. Canımızı okuyacak komutanım. Ya oğlum bari bize gitseydik ya. Rahat ederdik, hem şimdi ayakkabı takımı, eşofman ne yapacağım ben? Benden takıl. Berk oğlum, senin ayakkabın nasıl olsun bana? Bir şekilde ayarlarız. Babamınkileri giyersin. Ya hadi bırak, bize gidelim. Hem kocaman ev, rahat ederiz ya, hadi. Vallahi benim bu ara babamı hiç yalnız bırakasım yok. Yani biliyorsun, malum şu an canıyla boğuşuyor gibi bir durum var ya. Ama çok yalnız kalmak da istemiyorum. Yani eğer sen kalırsan iyi olur. Kalırım lan ben. O zaman aç mıyız? Her zaman. O zaman Berk Şef sana bir güzel yemek yapmasın mı? Etleri cız 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 pilavı yanına döşemesin mi? Salatayı şak 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 dilmesin mi? Dilsin. Hadi bakalım. Yani hastanenin borçlarını kapatacaksın. Ve karşılığında bu ameliyatı benim hastanemde yapacaksın. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Aynen öyle. Bak, donörü buldum. Ondan sonra ameliyat için gerekli bütün izinleri aldım, her şeyi aldım ama o ilk rapor yüzünden hastane ameliyat onayı vermedi. Ne kadar ertelersek o kadar risk. Bu da son raporlar. Birkaç görüş aldım, hepsi dosyanın içinde. Benden tam olarak istediğin hastanemi mi kullanmak? Evet. Sevdiğim kadına zarar gelmemesi ve kendi hayatımı kurtarmak için bu yola girdim. Yani ameliyat ekibi falan, her şeyi ben hazırlayacağım. Ben ayarlayacağım. Sadece ameliyatı daha güvenli bir şekilde olabilmek için sizin hastaneyi. Bunu istiyorum yani. Sen var mı, şey yapıyorsun, onu söyle. Bu ilk rapordan kişinin haberi var mı? Hayır, yok. Zaten ameliyat olmak için çok endişeli. Hani bunu bilmesine gerek yok. Bak, ben o kadını her şeyden çok seviyorum yani. Ona zarar gelmesine asla izin vermem. Sadece ben daha akılcıl davranıyorum diye düşün. Sen o ilk raporu unut. Son rapora bak, seni ilgilendiren olmaz. Var mısın yok musun, onu söyle. Ne oluyor burada? İşte organ nakli, riskler, komplikasyonlar, yani senin alacağın tatsız konular. Ben bu ameliyatın herkesin güvenli olduğu bir şekilde yapılmasını istiyorum. Eğer anlaştıysak ben avukatıma talimat vereceğim. Ha? Teşekkür ederim. Kapının yerini biliyorsun. Kim o? İşte naklin yapılınca hastanenin sahibi. Hı. Cem abi eski hastanenin oldu.
Kendi canım ve Derya'nın canı için en güvenli yeri arıyorum çocuğum. Yani en iyi hastane evden aranan, bulunan hastane mi? Berk, çok zorluyorsun. Gerçekten çok zorluyorsun. Aç değilim ben. Ne demek aç değilim? Allah Allah. Ne oluyor gene? Alo. Efendim hocam. Tamam hocam. Merak etmeyin, geç kalmayız. Sabah 7. Tamam, Arap'la ben gelirim hocam. İyiyiz hocam, merak etmeyin. Yemek hazır diyorum. Öyle aç değilim falan olmaz. Hadi gel bakayım yemeğe. Hadi. Önder Hoca aradı. Ha, onunla mı konuşuyordun? İyi. Neden aradığını merak etmiyor musun? Beni ilgilendiren bir konu olsaydı beni arardı herhalde. O yüzden merak etmiyorum. Sabah 7'de itmem varmış da onun için aramış. Ya okula söyleseymiş. Niye evden arıyor ki? İki gündür okula gelmiyor Önder. Nasıl olduğunu sordu. İyi deseydin, annem çok iyi deseydin, büyük bir heyecanla ameliyatını bekliyor deseydin sen de. Alo. Hadi yemeğini ye. Devam et. Bana da koysana. Tamam. Oğlum niye yarım koyuyorsun? Koysana şunu. Keyfim yok. Keyfim yarım anne benim. Tamam. Bak ben de kendime yarım koydum. Ya aman da aman, ben şimdi amcam oluyorum, yavaş, amcam yavaş. Oluyorum. Yavaş zaten vuruyorum ya. Ben amca oluyorum, amca. Allah. Kız civciv, ne yapıyorsun ya? Kızı boğdun içeride. Allah Allah, hakikaten ne oluyor Zeyno ya? Ya sanırsın ilk defa kardeşi olacak. Sen de kardeşten bol ne var kızım? Baban sağ olsun dizi dizi dizmiş. Evet, aynı şey mi? Aynı şey Bilal. Kardeş işte, o da kardeş, bu da kardeş. Değil de. Neyse, Derya abla dedi ya, hormonlardan hani bir süre git gel olacak, böyle sıkıntı olacak da. Neyse, hayırlısıyla bir kurbanımızı keselim, ondan sonra bakarız. Kesmeyelim ya kurban, yazık. Ne demek kesmeyelim ya? Abim haklı, olur mu öyle şey? Adettendir böyle şeyler, yani yapılır. Keselim, keselim. Ben ona kurban olurum, açar sana kurban. Tamam. Tamam, gönüllü kurban var işte. Biz direkt bunu keselim, ha? Bedava. Koyun muyum ben Zeyno? Koçmayayım ben, meyelim istiyorsan bir Zeyno. Hadi lan oğlum, hadi. Meyle? Meyle. Delirtme beni şimdi ya, Allah Allah. Kesmeyin, kesmeyin. Ya neye kesmeyin ya? Kızın babası burada, kesilecek diyor. Kesilecek, bitti. Bu kadar. Yalnız ben sana şey diyeyim, senden çok iyi baba olur. Ben inanıyorum. İnanıyorum ben, senden çok iyi baba olur. Amcası çok şanslı, yeğenim de çok şanslı. Gel lan buraya. Ay Allah! Ne oldu? Ya severken öldürenlerdensin sen de ha. Kız mı erkek mi? Bebek yok, bebek yok. Kız. Oğlan, oğlan olsun var ya. Bebek oğlan var, kız. Ya. Kız oğlum. Sağlıklı kız. Olsun adı, oğlan olsun. Adını da koydun. Ben söyleyeyim, ne adı? Söyleme. Evet, önce Ege Bey'in yemeği. Bol proteinli, bol karbonhidratlı. Afiyet olsun. Eline sağlık şef. Bana ondan biraz daha fazla. Kenan Bey, bugün sizin için tam bir diyet menüsü var. Hemen menümüzü açıklayayım. Yeşillik yatağında jülyen jülyen doğranmış, haşlanmış tavuk dilimleri üzerine zencefilli portakal sosuyla birlikte şahane tam bir vitamin deposu. Yahu bu ne ya?
Bak kendime sipariş vermelisin. Yok, maalesef hiç öyle bir seçeneğimiz yok. Bence bir şans versen iyi edersin. Müşteri memnuniyeti yok. O yok burada. Buradaki vizyonumuz ve misyonumuz şefin memnuniyeti ve haklılığı üzerine kurulu. Afiyet olsun. Vallahi Berk neler yapmışsın ya. Eline sağlık. Sakın yanlış anlama da ben artık yemekleri Derya Hanım hazırlar diyordum. O nerede? Onun işi var. Evet, bu ara çok yoğun çalışıyor. O kadar yoğun çalışıyor ki biz de kendisini göremiyoruz. Ama yani bu çok da kötü değil. Çünkü hani ortak hayatlar, ayrı evler, ağrımaya başlar. Neyse ki benim biricik erkek kardeşim de benimle aynı fikirde. Çünkü genellikle bilirsin pek aynı fikirde olamıyoruz. Biliyorum, bilmez miyim? Ya kapı. Ben hallediyorum. Siz yemeğinize bakın, ben hallediyorum. Şunu versene, şunu al bunu. Ama Kenan abi, sizin sağlığınız için. Yetişkinler protein almasınlar mı? Mesut. Şunu sapla bari. Ben Mehmet'im oğlu. Evet, misafirimiz geldi. Aç mısınız? Değil, aç değil. Ha, avukat. Hoş geldin sen. Geç ver. Ben geliyorum hemen. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Bir dahaki sefere eti bu kadar kurutma, biraz da tuz at. Bu da sana Kenan Şef'ten püf noktası. Anladım. Peki bir şey soracağım. Ne alaka avukat? Yani hani hangi hastane daha iyinin fikrini mi verecek yani? Başlama gene. Anladım. Yoruyorum. Kenan Bey, istediğiniz evrakları getirdim. Güzel, güzel. Buyurun efendim. Hadi halledelim şu işi. Bir sorun yok değil mi? Yani et dedi, et yemedi ama avukat. Ha? Ama ben de anladım. Hadi sen soğutma.